Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Komisyonu aylık kurul toplantısı Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. 13 adet talebimiz var Sayın Başkanım, arz ediyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Mehmet Maden başkanlığında ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Samandağ ve Belen ilçelerinde faaliyet gösteren özel halk otobüs kooperatifine bağlı araçların 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında çalışma süreleri boyunca araç içi mevcut klimaların çalıştırılması maddesi toplantının önemli gündem maddeleri arasında yerini aldı. Belediye bazı talepleri oldu. Bazı noktalar çift yöne çevrilebilir. Öncelikle bizim sirkülasyon planımız kurul üyelerimiz de bizim uzun vadeli tabii ki. Yani önümüzdeki özellikle 5 yıl sürecinde araç sayısının 2 kat artacağını düşünerek bazı şeylerde bazı noktalara doğru ihtiyaç yoktur. Konuyla ilgili vatandaşlardan gelen yoğun talepler göz önünde bulundurularak madde oy birliğiyle kabul edildi. Hatay ili genelinde Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden TEDES sistemine ait denetleme noktalarının konumlandırılması talebi ise olumlu sonuçlandı. Toplantıda gündeme gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Teknik Üniversitesi İşbirliği ile hazırlamış olduğu Hatay Ulaşım Ana Planı projesi kapsamında Antakya İlçesi Üniversitesi Serin Yol Mahallesi raporuna istinaden bölgede aktif halde faaliyet gösteren 7 adet toplu taşıma kooperatifi için teknik analizler yapılarak ilgili mevzuatlar doğrultusunda araçların dönüşüm işlemlerinin yapılması maddesi oylamaya sunuldu. Konuyu oylarınıza sunuyorum. Güzergah değişikliği ve yeni güzergah sınıfı kabul edenler. Toplantıya dahil olan ek gündem maddelerinde ise Cilve Gözü Karahudut kapısında ulaşımı kolaylaştırmak için kullanılan taksilere uygun noktada durak alanlarının belirlenmesi ve 2017-2018 eğitim öğretim döneminde okul servis araçlarında uygulanacak olan ücret tarifesi görüşüldü. İl geneli toplu taşımalı ulaşımın iyileştirilmesine yönelik 14 ana gündem maddesi ve 3 ek gündem maddelerinin görüşüldüğü 2017 yılı Eylül ayı UKOME kurul toplantısında maddeler oylanarak 16 madde kabul, 1 madde alt komisyona havale yönünde oylamayla karara bağlandı.